Türkçe Peri Masalları. Mor Kavanoz. Evvel zaman içinde kalabalık bir şehir olan Londra'da Rosamund adında küçük bir kız varmış. Bütün güzel şeyleri severmiş ve hiç düşünmeden ani kararlar verirmiş. Bir gün annesiyle beraber alışveriş yaparken vitrinlerde satılan güzel şeylere hayran hayran bakıyormuş. Aa anne, keşke çok güzel şeyler alabilseydim. Güzel olmaz mıydı? Evet, bu gerçekten çok... ne? Oh, hayır. Bütün bunları ne yapacaksın? Bunu sonra düşünürüm. Devam ederlerken Rosamund'ın annesi başını sallamış. Bir tuhafiyeciye gelmişler. Rosamund orada asılı olan uzun kurdelelere, parlak renkli şapkalara ve vitrinde sergilenen güzel çiçeklere bakmış. Anne, hepsi çok güzel değil mi? Bunlardan almalısın. Bunlardan mı? Bunlarla ben ne yapacağım? Bir yerde kullanacağımızdan eminim. Rosamund, satın almadan önce kullanacağım yeri bilmek isterim. Evet, devam edelim. Tuhafiyeciden uzaklaşırken Rosamund'ın suratı asılmış. Yürürken kuyumcunun önüne gelmişler. Orada ağzı açık bir şekilde vitrinde sergilenen parlak kolyelere ve takılara bakmış. Anne, şunlara bak. Hepsi ne kadar güzeller, değil mi? Evet, öyleler. Ve ben hepsine bayıldım. Bunları satın alabilir miyiz? Ama Rosamund, zaten yeterli mücevherimiz var. Ve bence daha fazlasına gerek yok. Ama anne, renkleri gerçekten çok güzel ve parlıyorlar. Bu onları satın almaya yetmez mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? O zaman seninle aynı fikirde değiliz canım. Şimdi gidip sebzelerimizi almalıyız. Hadi bakalım. Ve böylece Rosamund kuyumcudan zorla uzaklaşmış ve istemeyerek de olsa annesini eczaneye kadar takip etmiş. Burada farklı şekillerde, boyutlarda ve parlak renklerde bir sürü şişe görmüş. Ama gözleri mor bir kavanoza sabitlenip kalmış. Anne, bu kavanoz çok güzel değil mi? Onu alabilir miyim? İyi ama onunla ne yapacaksın? İçine çiçek koymak için kullanırım. Çok güzel olur. Evet ama yeterince saksın var canım. Hadi gidiyoruz. Dükkandan çıktıklarında bile Rosamund'ın aklı o mor kavanozdaymış. Anne, senin hiç paran olduğunu sanmıyorum. Ah tatlım, benim param var. O zaman seni anlamıyorum. Eğer param olsaydı bulabildiğim bütün kurdeleleri, kavanozları ve takıları satın alırdım. Ya demek öyle. Bence öylesine bir şeyler satın almamalısın canım. Yoksa hiç paramız kalmazdı ve hayatımızda sadece güzel şeyler olurdu. Vay canına! İşte bu harika olurdu. Biliyor musun? Bence o kavanoza yakından baksaydın o kadar da hoşuna gitmezdi canım. Kesinlikle çok hoşuma giderdi. Güzel şeylere yakından bakmaya gerek yoktur. Yollarına devam ederlerken Rosamund bir şeyin ayağını acıttığını hissetmiş. Anne, bekle. Ayakkabımda bir şey var. Ayağından çıkarınca koca bir delik görmüş. Olamaz. Ve bunlar en sevdiğim ayakkabılarımdı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Neden onları giydin ki? Çünkü bunlar çok güzel görünüyor ama şimdi mahvoldular ve yeni ayakkabı almalıyız. Böylece birlikte ayakkabıcı bulmaya gitmişler. Zavallı Rosamund dikkatli yürümek zorundaymış. Çünkü sivri bir şeyle ayağını yaralayabilirmiş. Kısa süre sonra ayakkabı mağazasına gelmişler. Hoş geldiniz. İki zarif bayan için iki çift güzel ayakkabı mı? Lütfen sadece kızıma bir çift. Bu çok kolay olacak. Buradaki ayakkabıları görüyor musun? Bu ona tam olacaktır. Bakar mısınız? Bir dakika bekler misiniz? Evet. Sence bu dükkanda güzel değil mi kızım? Hayır değil. Ayakkabıların hepsi sıradan ve renksiz. Üstelik burası çok kötü kokuyor. Aa! Evet, çünkü bu yeni derinin kokusu. Sen ayakkabı ayağını oluyor mu ona bak canım. Benim numaramdaymış gibi görünüyor. Onları denemeden bundan emin olamazsın. Tıpkı yakından bakmadan kavanoz için emin olamayacağın gibi. Ona bakmama gerek yok. Beğendiğimi biliyorum. Bana hem ayakkabıları hem de kavanozu alabilir misin? Dinle, ikisini de alacak kadar param yok. Birini seçmek zorundasın. Neden kendin karar vermiyorsun? Böylece kararlarının sorumluluğunu da taşımış olursun canım. Annesi ayakkabıcıyla konuşmaya giderek Rosamond'ı ayakkabıyı ya da kavanozu seçmesi için yalnız bırakmış. Rosamond ayakkabıları hor görerek bakmış. Ama parlak mor kavanozu düşündüğünde yüzünde bir gülümseme belirmiş. Annesi döndüğünde hiç duraksamadan konuşmuş. Anne, ben mor kavanozda karar kıldım. Ayakkabılarım o kadar da kötü değil. Bir ay daha dayanırlar. Öyle mi? Peki öyleyse. Ama bana söz vermelisin. Bir ay sona ermeden benden ayakkabı istemeyeceksin. Anlaştık mı? Rosamond başıyla onaylamış ve mutlu bir şekilde ayakkabıcıdan çıkmış. Bu kötü bir kararmış çünkü ayağı acımaya başlamış. Au, 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 au. Ve eczaneye gittiklerinde parlak mor kavanoz eline verildiğinde Rosamond kocaman gülümsemiş. Eve dönerlerken kavanoza sıkı sıkı sarılmış. Ama yürümek pek de kolay olmadığından ayakkabısının içine bir taş kaçmış. Oh, anne, ayağım acıyor. Senin seçimindi, unuttun mu? Kavanozu geri vermek ister misin? Ne? Hayır, ben gayet iyi yürüyebiliyorum. Canım o kadar da acımadı. Ve eve ulaşıncaya kadar topallamaya devam etmiş. Ayakkabısını çıkarmış ama tamamen mahvolduğunu görmüş. Evet, normal ayakkabılarımı kullanabilirim. Şimdi güzel kavanoza gelelim. Rosamond aldıkları çiçeklerden bazılarını seçmiş ve kavanoza koymaya gitmiş. Ama ağzını açınca içinden korkunç bir koku çıkmış. Bu da ne böyle? Ne oldu canım? Anne, bu kavanozun içinde kötü kokan bir sıvı var. İçine çiçekleri koymak istiyordum. Madem öyle, neden su doldurmuyorsun? Diğer sıvıyı dışarı boşaltırsın. Lavaboya gitmiş ve kavanozun içindeki koyu renkli sıvıyı dökmüş. Hayır! Ama bu sadece normal camdan bir kavanozmuş. Gerçekten de öyleymiş. Kavanozun o kadar çekici olmasını sağlayan içindeki mor sıvıymış. Ve küçük Rosamond'ın bu duruma çok canı sıkılmış. Anne, şimdi ben ne yapacağım? Artık bu kavanozu istemiyorum. Neden istemiyorsun? Hala içine çiçekleri koyabilirsin. Hayır, kavanozu sadece mor olduğu için istiyordum. Peki, sana yakından bakmanı söylemiştim. Söylediğimi yapsaydın, belki de onun yerine ayakkabıları alırdın. Ayakkabılarımı? Anne, kavanozu geri verirsem ayakkabıları satın alır mısın? Üzgünüm hayatım. Söylediğim gibi bir ay geçmeden sana ayakkabı yok. Onlar olmadan idare etmelisin. Rosamond mutlu değilmiş. Ama sözüne sadık kalmış ve sızlanmamış. Bu ertesi gün babaları onlara sürpriz yapıncaya kadar sürmüş. Hayatım, bu akşam komşu kasabadaki dansa davet edildik. Öyle mi? Birlikte harika zaman geçireceğiz, değil mi çocuklar? Vay canına! Dansa mı? Yaşasın! Ve böylece akşam olup da herkes hazırlanınca ayakkabılarını almaya gitmiş. Ah, olamaz. Sahip olduğum tek güzel ayakkabılar mahvoldu. Belki babam onları görmez ve gitmeme izin verir. Ama gitmeye hazırlanırken babası ayakkabılarını görmüş. Rosamond, ne giydin öyle? O ayakkabılar yüz karası. Hemen değiştir kızım. Ama baba, benim başka ayakkabım yok. Onları giyerek dansa gelemezsin. Bu gece evde kalmak zorundasın. Zavallı Rosamond, onu da götürmeleri için yalvarmış. Ama babası sözünden dönmemiş ve onu bırakıp gitmişler. Ah, ben ne yaptım? Keşke seçimlerimde daha akıllı ve dikkatli davransaydım. Ertesi gün Rosamond çok üzgün ve keyifsizmiş. Ne oldu Rosamond? Ah anne, bugün Alice'in doğum günü ve ben partiye bile katılamıyorum. Çok aptalca bir karar verdim ve bu tamamen benim hatam. Yaptığın hatayı fark etmene çok sevindim. Ve bu yaptığın çok cesurca bir şey kızım. Ve ödülü hak ettin. Al bakalım. Annesi elinde taşıdığı kutuyu açması için Rosamond'a vermiş. Ve içinde ona alınmış çok güzel bir çift ayakkabı varmış. Ah, anne, bunlar ne güzel ayakkabılar. Ama sana verdiğim söz ne olacak? Dinle tatlım. Sen sözünü tuttun. Ama ben sana söz vermemiştim. Ve böylece küçük Rosamond çok önemli bir ders almış. Bir şeyi sadece güzel olduğu için istememeliyiz. Onunla ya çok mutlu olursunuz ya da hayal kırıklığına uğrarsınız. O yüzden hep iyi seçim yapın.